alalım istedik. O cenahı çok yakından takip eden bir isimle, bir gazeteciyle, Kemal Can'la. Kendisi de bugün duvar.com internet sitesinde bir yazı kalemi almış. Gerçekten böyle bir beklenti var mı toplumun büyük kesiminde diye sorgulamış. O sorgulamayı beraber yapalım istedik. Kemal Can, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi Meral Akşener yola çıkmadan önce bakıyorsunuz dünyada da ciddi bir şekilde sanki Türkiye'de Erdoğan'a rakip olacakmış, bir siyasetçiymiş gibi bir algı var. İçeride de bir takım muhalif isimlerin böyle bir yaklaşımı söz konusu, ama sen diyorsun ki acaba bu kadar etkili olacak mı seçmen üstünde, yoksa o milliyetçi, muhafazakar cepheden olmayan kesimlerin bir beklentisini mi görüyoruz biz şu anda siyaset arenasında? Niye böyle bir yani bir beklendiği kadar ciddi bir rüzgar oluşturmayacak gibi bir tespitin mi var? Yani bunun olasılıklar içerisinde olduğunu söylemek ve genel kamuoyunda ve kendi seçmeni olmayacak kesimlerdeki etki açısından biraz ihtiyatlı bakmayı gerektirecek bir durum olduğunu söylemeye çalışıyorum. Yani şu, aslında başta senin de özetlediğin gibi AKP karşısındaki bloğun önemli aktörleri, CHP, işte işaret ettiğin gibi belki yurt dışından AKP'nin alternatifi olabilecek bir siyasi hareket doğar mı arayışı çok güçlü biçimde sağda bir alternatif çıkmasının bu süreci hızlandıracağını, AKP'nin önünü keseceğini, AKP'nin kolay konsolide ettiği bu %50'yi kırabileceğini düşündüğü için bu konuda Meral Akşener'e potansiyelin üstünde bir yatırım yapmaya yatkın duruyor. Yani benim işaret etmek istediğim bu. Ve şeyden önce de, referandumdan önce de, olağanüstü, MHP'deki olağanüstü kongre sürecinde de yapılan anketlerde bu kesime, yani sağ popülist partilere oy vermemiş kesimler içerisinde bile Meral Akşener'in desteği son derece yüksek çıkıyordu. Bu da aslında ona bir politik seçenek olarak bakmaktan çok AKP'nin önünü kesebilecek bir aktör olarak önem atfedildiğini gösteriyor. Bu bir açıdan çok tabii ki bir şey. Bir ivme yaratan, bir rüzgar yaratan bir ilgi. Ama aynı zamanda büyük bir parçayı, sağ blok içerisinde büyük bir parçayı arkasına alabilecek bir güç haline gelmenin önünde engel olabilir. Çünkü asıl olarak sağ seçmenin önemli bir kısmı ve daha çok pragmatik reflekslerle hareket eden kısmı, bugün AKP içerisinde bunun önemli bir bölümü, iktidara yakın olmayı, iktidar olacak partiyi desteklemeyi tercih ediyor. Dolayısıyla Meral Akşener'in bir muhalefet, güçlü bir sağda muhalefet partisi imajından çok bir iktidar alternatifi imajı vermesi gerekiyor. Şu andaki durum ise daha çok muhalefet bloğunun bir aktörü olarak bir popülerize etme ya muhatap oluyor. Dolayısıyla bir iktidar alternatifi ivmesi yaratabilip yaratamayacağı biraz daha sonraki süreç, yani parti kurulup programını, kadrolarını ve vitrinini açıklamaya başladığında görebileceğimiz bir şey. Şu andaki tablo itibarıyla değerlendirme yazmaya çalıştım ve böyle bir risk olduğunu, bunun bir kesin sonuç değil ama böyle bir riski içerdiğini işaret etmişti. MHP içinde 4 isim aslında Bahçeli'ye itiraz etmişler ve olağanüstü kurultayı toplamaya çalışmışlardı. Şimdi son döneme yaklaşırken, bilmiyorum benim gözlemim doğru mu, Koray Aydın'ın MHP içinden ayrılması, ki en son ayrılacak isim diye bakılıyordu ona. Ayrılması, evet, biraz sanki rüzgarı arkasına almasını da sağladı bu yeni oluşumun. En azından bilmiyorum ama milliyetçi kanatta veya milliyetçi muhafazakar, daha önce MHP'ye oy vermiş kesimde en azından diyebilir miyiz? Evet. Evet, doğru. Yani ama tabii ki MHP'den kopacak parça, çünkü MHP'nin toplam oyu
oyunun son derece sınırlı olduğu öngörülürse, yani bu son seçimleri itibariyle baraj sınırına yaklaşmış bir oy potansiyelinden bahsediyoruz. 10-11 diyoruz yani. O zaten evet, onun tamamı bile bir güçlü parti şey yaratmaya yetmiyor. Dolayısıyla başka kesimlere asıl olarak açılması gerekiyor. Ama tabii Koray Aydın'ın katılması Meral Akşener'in liderliği konusunda ki tereddütleri kaldırmak ve MHP içerisinde hala politika yapılabilir, bir orada bir muhalefet odağı var olabilir fikrini önemli ölçüde zayıflattı ve dolayısıyla MHP ile yollarını ayırmak konusunda tereddütü olan kesimler üzerinde psikolojik olarak önemli bir etki yaratmıştır. Ama Meral Akşener ve çevresinin de çok iyi bildiği gibi sadece MHP seçmenini ikna ederek veya oradan koparacak parçaya razı olarak bir çıkış yapmak çok mümkün değil. Zaten onun kendi zorlukları da var. Çünkü ne olursa olsun kendi tabanı ve kadroları tarafından çok eleştirilse bile MHP ile bir milliyetçi parti alternatifi olarak kapışmaya girmek hem vizyonu küçültecektir hem biraz kazanılması zor bir kavga içinde olmak demek. O yüzden de Koray Aydın etkisi konusundaki tespitine katılmakla birlikte bu sorunu çözmeye yetecek bir şey değil. Herhalde Akşener ekibi de bunun farkında ki hep parti ismi bile konuşulurken Merkez Demokrat Parti ya da Yeni Parti gibi merkezde olmaya, merkez sağda bir kendisine seçmen kitlesi aramaya yönelmiş olması da bunun tespiti olabilir. MHP ne yapar bu şartlar altında? Yani onunla ilgili bir öngörüm var mı? Çünkü bu parti de içinden böyle bir şey çıkarsa bir takım istifalar da görüyoruz. Bu yiyip bitirir mi mesela MHP'yi? Ciddi bir rüzgar olsa. Yani öngörüden çok ben uzunca bir süredir, neredeyse 7 Haziran'dan beri, yani 2015'ten beri sürekli şunu söylüyorum. MHP açık olarak 7 Haziran'dan sonra, bunun öncesi de var ama açık olarak 7 Haziran'dan sonra blok tercihini iktidar elemanlarından biri, iktidarın parçalarından biri olmaya göre kurguladı. Bütün stratejisini, risklerini de içererek, tabii kayıplar, bölünmeler filan gibi şeyler öngörülmekle birlikte tercihini 7 Haziran'da iktidar bloğuyla birlikte hareket etmek şeklinde alenileştirdi. Buradan sonra da hemen her kritik dönem, işte 1 Kasım seçimlerinde de, referandumda da, meclisteki performansıyla da bu çizgiden hiç ayrılmadı. Ve istikrarlı biçimde bu çizgiyi devam ettiriyor. Ben bu yüzden de referandumdaki birlikteliğin geçici bir birliktelik olmadığı, evveliyatının ve devamının olacağını söylüyordum. Yine aynı fikirdeyim. Büyük bir ihtimalle seçimde modeli ne olur bilmiyorum. Bu başkan yardımcılığı meselesine epey bir kızmış MHP'liler de. Evet ama yani model o olmayabilir. Model ortak bir seçim listesi çıkartmak şeklinde olabilir. Başka formüller bulunabilir ama her halükarda AKP ile MHP'nin referandumda ortaya koydukları işbirliğinin kalıcı bir işbirliği olduğunu, buna her iki tarafın da ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani sadece MHP'nin değil, AKP'nin de hala MHP'ye ihtiyacı var. Dolayısıyla bu şeyin, bu tablonun MHP içerisinden bu tabloyu değiştirecek bir şey görmüyorum, işaret görmüyorum. Bu da yavaş yavaş yok olması anlamına gelmez mi? Yani o zaman AK Parti'nin içinde erimesi gibi bir sonuç doğmaz mı? Tabii böyle bir risk var ama tersi bir risk de var. Yani zaten 7 Haziran itibariyle bu seçimini yaparken, ki daha sonra Bahçeli bu konuda bazı açıklamalar falan da yaptı. Yani %60, %40 bile o gerçekçi bir bloktur, öbür tarafa geçmekle o bloğu değiştiremezsiniz diye sağ blok içerisinde kalmanın en koruyucu formül olduğunu MHP için düşündüğünü söyledi. Evet, bunun bir riski var. Büyük partinin kendisini destekleyen küçük partiyi zamanla eritme, yutma
imkanı daima vardır. Ama tersi örnekleri de vardır. 70'li yıllardaki MC, MHP'yi büyüten bir formül olmuştur. En azından koruyan bir formül olmuştur MC'ler. Dolayısıyla AKP'nin kaderine kendini bağladığı doğru Bahçeli'nin, ama MHP'nin sadece bu tercihi yaptığı için değil, AKP'nin nasıl bundan sonra devam edeceğine bağlı olarak siyasi geleceğini tartışabiliriz. Tabii ki şu andaki bu başkanlık sistemiyle gelen yeni sistemde partilerin önemi de azalmış olacak. Artık tartışmalı hale geldiği için yeni siyasi tabloda kim kalır, kim kalmaz, AKP MHP'den önce mi dağılır filan hala tartışmalı. Hala tartışmalı. Ağzına sağlık Kemalcan. Çok teşekkürler katıldığın için. İyi yayınlar. Sağ ol.